İnsanların gecelerini aydınlatan lambanın mucideydi sonun, sonsuz cehennemde kalması nasıl adalet olabilir? Her yıl yoksul Afrika ülkelerine milyarlarca dolar yardım yapan Bill Gates, sonsuz azaba nasıl layık olabilir? Sosyal hayatımızın vazgeçilmezi olan telefonu hayatımıza kazandıran Graham Bell, insanlığa bu kadar faydası olduğu halde nasıl cennetten mahrum kalabilir? Gelin bu sorulara İslami bakış açısıyla cevap arayalım. İslam inancına göre insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve amacı Allah'ı tanımak ve Allah'ın bu dünyada yarattığı sanatlı eserlerin arkasındaki sanatı ve sanatkarı görüp Allah'ın kudret ve ilmini düşünüp bu ilim ve kudrete iman edip bu ilim ve kudretin sahibi sanatkara ibadet etmektir. Nasıl ki üniversite okumak için bir şehre gelen üniversite öğrencisinin ilk amacı üniversiteye gidip gelmekse, yemek yemek için lokantaya giren birisinin lokantadaki asıl amacı yemek yemekse, ezan vakti camiye koşan bir adamın camide asıl gayesi namaz kılmaksa, bu dünyaya gelen insanın da asıl amacı Allah'ı tanıyıp ona iman ve ibadet etmektir. Mesela hukuk fakültesinde yapılan bir sınava iki öğrenci katılmaktadır. Öğrencilerden birinin hukuk fakültesinde kaydı yoktur. Sınavda verilen cevaplara göre kaydı olmayan öğrenci diğer öğrenciye göre daha başarılıdır. Fakat fakültede kaydı olmadığı için sınavı geçersizdir. Aynen öyle de iman bir intisaptır. İnsanı Allah'a bağlar. İşte iman etmemiş insan aynen hukuk fakültesine kaydını yaptırmamış bir öğrenci gibi ne kadar başarılı olsa da kendini hukuk fakültesine bağlayan bir bağ olmadığı için sınavı geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bütün kainat atomlardan gezegenlere kadar Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahisinin tecellisi ve onun sanatlı eserleridir. Atomlardan gezegenlere kadar bütün mevcudat Allah'ı zikreder. İşte iman etmeyip inkar eden adam bütün kainatı hukukuna tecavüz eder. İşte bu adamın yaptığı iyilikler ise bütün varlıklara verdiği manevi zarar yanında hiç hükmündedir. Milyarlarca hakka ve hukuka tecavüz etmiş zalim bir adamın ebedi cehennemde kalması tam bir adalettir. Peki Edison'un insanlar için yaptıkları, Graham Bell'in çabası, Bill Gates'in fedakarlıklarının sebebi nedir? Allah kainattaki bütün varlıkları insanın emrine vermiş ve insana hizmet ettirmektedir. Bu sıra binaen Allah kafirleri bile insanlara hizmet ettirir. Kısa bir zamanda küfre karşılık sonsuz bir zaman cehennemde kalmak nasıl adalet olur sorusuna Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da şöyle cevap vermiştir. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Ve bütün masnuatın vahdaniyeti şehadetlerini tekziptir. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri görünen Esma-i İlahiye'yi tezyiftir. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar-ı Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı ister.